Ada. Burabey. Sence de bir tuhaflık yok mu? Ne gibi? Yani ben Selin'in Ali'yi kaçırmasına bile okeyim. Tamam, tuhaf bir durum ama biz alıştık senden. Tamam, hareketlere alışıyoruz. Ama yani bu Ali ile Selin'in burada kalmamız için ısrarı niye? Neden yani bu kadar ısrar ediyorlar bize? Ben anlamadım, ben anlam veremedim. Hep sana sorayım dedim. Ben de anlamıyorum Bora Bey, ben de anlayamıyorum. Yani buradan gitmeyi en az sizin kadar ben de istiyorum. Ama onlar bizim kardeşlerimiz. Aa. Biri benim kardeşim, biri senin bacın. Bacım. Yalnız bırakamayız onlar. Başlarına bir şey gelirse biz ne yaparız biz onlarsız? Bacı, kardeş bizim burada kolay bulunmuyor. Onlarsız yapamayız, o zaman biz şey yapalım. Ne yapalım? Tadını çıkartalım. Tadını mı çıkartalım? Yani boğazım şey olmuş da tadını çıkartalım yani. Madem buradayız, madem yani, bakılacağız. Tabii aynen. Ya onlar bu gece bir yakınlaşsalar, bir süngülerini düşürseler gerçekten hiçbir şeycikleri kalmayacak ve biz de yarın sabah Allah'ın izniyle... Sabahı görürsek tabii. Niye ya? Niye? Yani burası sence de böyle korku filmlerindeki neşeli gençlerin sırayla öldürüldüğü motel gibi gelmiyor mu sana da? Ya yani bomboş. Bir resepsiyonist var, buranın sahibiymiş de bir deli gibi döverim döverim diyor. Aliler buraya geldiğinde bir değiştiler. Selin bir garip garip tavırlar. Sanki buralardan sesler mesler gibi. Aa, doğru bir yani niye bir şey şaka, şaka tamam. Şaka yaptım, şaka yaptım. Ada, şaka yaptım. Hemen buradayım. Korkma. Korkmam o zaman zaten. Tabii ben buradayken. Buradasınız yani. Korkulacak bir şey yok zaten. Olacak ki. Ne olabilir? Korkmam. Şöyle yapalım. Ben bir duş alayım. Ben tabii bir duş alayım, sonra yemeğe inelim biz. Evet. Yiyecek bir şey bulursak yeriz yemeği. Ne? Yani ne olabilir mi işte burada? Ne yiyebiliriz ki sence? Ekmek, peynir, domates. Ne bulursak artık. Diyorsun. Tabii Bora yani. Hadi sen gir çık, ben bekliyorum. Kapanmadı. Tabii. Kapattım ben kapıyı. Güzel. Ada duşa giriyor şimdi. Allah. Şaibe abla sahne senin. Hemen arıyorum. Tamam ara bakalım şu şaibeli kadını. Şaibe abla mı? Sahne senin. Göster kendini. Hayatım ben burada uzanıyorum böyle bir mahsuru. Tamam. Yok. Bora Bey. Yok bir şey. Yok, yatak kırıldı Ada. Bora Bey nasıl yok? Bora Bey sular kesildi. Ne? Ya sular gitti yani akıyordu. Birden gitti anlamadım ben. Kepekli kepekli kaldı. Tamam dur ağlama dur. Tamam hallediyorum ben suları. Bir sorun ya, bir sorun soruşturun. Tamam ben bir şu Şaibeli Hanım'a sorayım bakayım. Tamam. Yani çok şaibeli bir durum bu. Biz şimdi ne yapalım? Kuyu mu kazalım? Burada öyle bir su çıkaralım. Bunlar geçmişte kalmadı mı? Dur, bekle sırayla. Ama ilk zaten ben sordum, sıra diyorsunuz. Peki. Buyur. Şaibeli Hanım, Şaibe Hanım. Şaibe Hanım, nasılsınız? Farkında mısınız? Mekanınızda sular kesildi. Burada da kesik vallahi. Bir gıdım su yok. Allah Allah. Allah Allah ya. Ya şimdi benim kız arkadaşım yani arkadaşım... yanındaki kız şu an duşta. Saçları köpüklü bir şekilde içeride kaldı. Susuz kaldı. Yani anlatabiliyor muyum? Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Kusura bakmayın rahatsız ettim ama anladınız değil mi? Ben anlatabildim. Çok da güzel anlattın. Sizin arkadaşlar da burada. Onların da avratları çimecekmiş. Avrat eş, yaren. Sabahtan kesildi zar. Depoyu da kullandık. O da bitti. Zar galiba. Ne yapacağız peki Şaibe Hanım? Nasıl yapacağız biz avratlarımızla? Gel aşağıya. Ne? Aşağı mı geleyim? Geleyim. Şaibe Hanım ben... Kadına bak. Allah kahretsin. Ada! Ben şimdi konuştum şu şaibeli manyak kadınla. Beni çağırıyor, ben gideceğim. Halledeceğim bir şekilde, tamam mı? Köpüklü, köpüklü kaldım. Ada tamam. Yerim köpüklü. Ada yalan yapıyorsun, ağlamıyorsun biliyorum.
Tamam, ben sizi burada bekliyorum. Korkma, geleceğiz. 5 dakika. Tamam, köpüldüm. Hoş geldiniz. Hediye olarak mı bunlar, nedir? Al oğlum sen de. Ne oluyor ya? Ne oldu? Sizin su işinizi çözdük. Nasıl? Ah, bir kova da sana. 500 metre ileride bir cami var. Kovaları orada doldurun, gelin. Ben de tencerede su kaynatıyorum. Üçünü de ılıştıracağız. Siz de bir güzel avratlarınızı gidip yıkayacaksınız. Benden bu kadar. İstemiyorsanız verin. Yok, Ali ne yapıyorsun? Tamam, yok, istiyoruz. İstiyoruz. Başka çaremiz yok zaten istemekten başka. Buyurun, siz yerinize geçin, biz gidiyoruz. Hadi, benden bu kadar, rast gelsin. Hadi bakalım, rast gelsin. Balığa çıkıyoruz sanki, rast gelsin diyor. Elimizde kovalar. Ali. Tamam, sus. Bir dakika beyler. Beyler, biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Ada Tuğçe ve Selin'i dağ başında, banyoda bir başına bırakıyoruz. Olmaz böyle. Doğru diyorsun kuzen. Olmaz. Ha. Evet. Doğru, ben kalayım. Ben kalayım. Kolay gelsin. Ben iki kova. Hadi Tuğçe'nin o, hadi. Bu var ya bu acayip bir adam ha. Ada! Buradayım. Ay şimdi Ferhatlar bize su getirmeye mi gidiyor kanka? Ferhat kim? Boş verin Tuğçe Hanım, boş verin. Anlamak için fazla yormayın kendinizi, boş verin. Ada ya! Ne? Ne oldu? Ne oldu? Şu anda koskoca bir böcekle göz göze gelmiş durumdayım. Göz göze bakışıyoruz şu an, kocaman gözümü ayıramam. Ya gözümü ayırırsam sonra kaybolursa ve sonra nerede olduğunu bilemezsem? İmdat! Ay aman ya, çıt kırıldım bu. Boş ver! Tamam, he, geçmiş olsun. Bir şey ama kış deyin gidelim. Kuzen. Kuzen, ne oldu? Şu an kızlara su taşıyoruz, farkında mısın? Farkındayım, evet. Farkındayım, merak etme. Yani sence bunun sebebi nedir? Sen ne demeye çalışıyorsun Ali yine? Açık açık konuş kardeşim. Yani kuzen, şimdi bakıldığında sen Bora doğru sözsün, ben Ali doğru sözüm. Evet. Ama yani şey, biz varlıklı büyüdük. Varlıklı büyüdük kuzen, yani varlıklı büyüdük. Çok şükür yokluk görmedik, Ali. Yokluk görmedik. Evet, şükür. Ama şimdi böyle yani varlığından haberdar bile olmayacağımız alelade bir yerde gecenin bir yarısı kızlara su taşıyoruz. Bunun bir anlamı yok mu sence? Sen bana şey demeye çalışıyorsun. Ben Selin'le sorunları çözdüm, artık bitti gitti. Çok şükür bitmiş, çok sevindim. Bravo. Çok çözülür, güzel. Çözülür. Selin'le sorunlar çözülür de senin dilin ne zaman çözülecek diyorum. Bir şey diyeceğim. Konuştun mu adayla? Konuşmadım. Ama yakındır. He? Ne? Mırıl mırıl böyle döndün, bir şey dedin. Baktım oğlum, ne var ne yok diye. Ne baktın? Mırıl mırıl konuştun böyle. Mırıldamaya başlamışsın ada gibi sen. Lan ben güzel transfer başlamış. Ben niye mırıldamayacakmışım? Ya mırılda dedim. Böyle bir şey yaptın. Hadi bakayım çünkü. Taşı. Yürü. Yavaş. Yürü. Birden bıraktın ama. Yürü taşı hadi. Transfer başlamış. Şey, mırıl mırıl konuşuyorsun. Güzel. Güzel. Ada benim. Ben geldim. Ha Bora Bey. Geldiniz mi? Geldim. Hallettim. Şimdi nasıl yapalım? Ben... Nasıl yapacağız o zaman buraya? Siz şimdi o suyu... Ne yapayım suyla şimdi? Nasıl yapacağız? Ağırdır o, ağırdır. Ben nasıl taşıyayım nadirinizi kızım ben? Tamam dur, ben halledeceğim. Şöyle yapalım. Ben gözümü kapatayım, sen kapıyı aç. Ben kovayı içeri bırakayım, çıkayım. Olur. Gözünüzü kapatın ama. Tabii ki. Ben şimdi gözümü kapatıyorum. Tamam. Kapattım. Açıyorum. Aç. Bu kaç? Hadi gözüm kapalı diyorum. Sen bana bu kaç diye soruyorsun. Sizi denedim. Ada bu ağır da biraz, ben onu bıraksam tamam. Çıksam. Gel. Tamam. Yengeç. Ada yengeç gibi ne demek? Nereye doğru gideceğim? Ya şöyle girin, 3 metrekare zaten burası. Ne kadar gidebilirsiniz? Tamam, elimdeki ağır, bana bağırma. Ha, tamam yeterli, bırakın. Bıraktım. Geldiğiniz gibi gidin hadi. Yengeç gibiyiz, evet. Tamam. Ada. Açıyorum ben gözlerimi o zaman. İşim bitti sizinle, teşekkür ederim. Rica ederim adacığım. Su! Suyu buldum, Allah'ım şükürler olsun. Su! Aa,
Bora Bey! Ney? Ne oldu? Bora Bey, Bora Bey. Bunun aşrabası yok mu ya? Aa. Ben bu suyu nasıl dökeyim? Tamam dur, ben sana şimdi en kral tası bulacağım. Bekle. Tamam. Ben, anahtar bende. Haberin olsun, çıkıyorum geliyorum, tamam mı? Ben burada köpüğüm. Ada ağlamıyorsun bak, biliyorum. Su sarsın işte. Geliyorum, bekle. Şaibe Hanım. Buyur. Bana maşrapa gibi bir şey lazım. Koskoca otel burası. Ne maşrapası? Şaibe Hanım. Koskoca otelde sular yok, farkında mısınız? Ben mi kestim? Ne yapayım? Size bir soru soracağım. Şimdi biz kız arkadaşımla geldik. Odanız var mı dedik, iki tane. Dediniz ki bir tane odamız var, diğer odalar rezerve. Sonra bizim arkadaşlarımız geldi, bir çift. Hemen oda buldular. Nasıl olacak? Hani odalar rezerveydi? Hani hiç odanız yoktu? Ne oldu? Bir müşterim rezervasyonunu iptal etti. Ya. Yeah. Niye soruyorsun? Maliye misin? Turizm Bakanlığı'ndan mısın ha? Gerildiniz. Değilim ben, hiçbiri değilim. Var mı sizde maşrapa gibi bir şey? Benim kız arkadaşım şu an köpükler içinde banyoda yalnız başına kaldı da. Var. Öleceğiz biz burada gerçekten. Harikasın Şaibe abla ya. Aa Şaibe abla, yemek için ne yaptın? Heh, süper. Elektrikleri de sakın unutma, tamam mı? Hadi göreyim seni. Ne diyor Şaibeli kadın? Senin kuzen var ya, evet. Maşrapa derdine düşmüş. Oh süper, iyi. Güzel, güzel. Yani her şey güzel de tek sıkıntı şu Rüzgar ve Tuğçe Uyuz'u niye burada? Hayatım sen onlara ne takıyorsun ya? Boş ver, biz işimize odaklanalım. Bu Bora'nın ağzını aradım biraz. Hmm, ne dedi? Şey dedi işte, siz barıştınız galiba falan dedi. Sen dedim bizi boş ver. Sen dedin ne zaman açılacaksın? İşte böyle mır mır konuşmaya başlamış, zaten ada gibi yakındır falan dedi. Ay olacak mı bu iş sence Ali ya? Bora tutamaz kendini, patlar bugün. Mümkün değil olmaması yani. İnşallah. Abi gel. Yapacağız bu işi. Bizden kurtulur mu? Mümkün kurtulmaz. Değil. Aa elektrikler gitti. Aa neden acaba? Rüzgar. Efendim? Elektrik gitti. Ne yapayım Tuğçe? Camiden bir kova elektrik mi alayım yani? Ne istiyorsun? Bora Bey. Korkma Ada. Nasıl korkmayayım? Karanlıkta kaldık burada. Ada, ağlamadığını biliyorum. Tamam Bora Bey. Aşk kendi seçer.